3 üniteyi kapsayan bir ölçme aracı üretmek istiyorum. Burada 9 soru sormak niyetim varsa her ünite için 3 soru sorma durumundayım. Eşit dağıttığım zaman. Ancak bir üniteyi 3 soruyla ölçmek, öğrencinin bunu alıp almadığına karar vermek bayağı sıkıntılıdır. O yüzden ölçme aracının, ölçmek istediğimiz özelliklerin, yani kazanımların bütününü ölçebilecek düzeyde soru miktarına sahip olması ve bütününü kapsayacak nitelikte olması koşuldur. Bu da kapsam olarak ifade edilmektedir. Kapsamının dar oluşu, ölçmek istediğimiz kazanımları ölçmede bize yetersizlik getirecek ve kapsam açısından ölçme aracımızın geçersizliği söz konusu olacaktır. İleriki konularımızda göreceğimiz ölçme araçlarının tanıyacağımız derslerde çoktan seçmeli değil, klasik sorularla, uzun cevaplı testlerde özellikle az soruyla bayağı bir alan veya ünite ölçülmeye çalışılır ki bu pek mümkün değildir. İşte uzun cevaplı bu testler için biz kapsam geçerliliği düşük testler diyoruz. Ama bir çoktan seçmeli testi düşündüğümüzde bir sınav için 40 soru rahatlıkla sorabiliyoruz. Bu soru sayısının artmış olması o ünitenin içerisindeki birçok konuyu irdelememize neden olur ve bu da kapsam geçerliği açısından olumlu bir testi geliştirdiğimizi gösterir. Bir testin kapsam geçerliğinin olmasını biz şu şekilde irdeliyoruz. O testteki toplam maddelerin ölçülecek davranışları ve konu içeriğini örnekleme derecesine, testteki her bir maddenin ölçme istediği davranışı gerçekten ne derece iyi ölçtüğüne bağlıdır. Ölçme konusu evreni yeterli ve dengeli olarak örnekleyen ve kapsadığı maddenin her biri ölçmek istediği davranışı gerçekten ölçen bir test kapsam geçerliğine sahiptir şeklinde yorumlanmaktadır. Kapsam geçerliği ile ilgili özellikler incelenecek olursa şunlar söylenebilir. Bir testte işlenen konulara ait bir test geliştirmek isteniyorsa ilk olarak kapsamı belirlenir. Bir kapsam belirlenmesinde dersin genel ve özel hedefleri dikkate alınır. Kapsam geçerliği ile ilgili özelliklerdendir diğeri, bir işlemle dersin tüm hedef davranışlarını ölçmeye yönelik bir test geliştirmek zordur. Bir derste işlenen konuların hepsi o dersin evreni olarak düşünüldüğünde test için seçilen sorular dersin tamamının en iyi şekilde örneklemelidir. Burada da biraz önce söylediğim gibi uzun cevaplı bir testte soru sayısı az olacak. O testin sorulan sorunun tabii ki bir sınırı olması lazım. Sınırsız soru sorulamayacağına, bir konu başlığı soru olarak verilemeyeceğine göre bir sınırı olması lazım. İşte bu sınırlandırılmış sorularda o üniteyi ne kadar iyi ölçebildiği açısından sıkıntı yaratır. Az sayıda soru sormak kapsam geçerliliğini sıkıntıya sokar. Dolayısıyla soracağımız sorunun kapsamının geniş ve bir test içerisindeki soruların da birbiri ardına sıralanmış, kendi içinde tutarlı ve kapsamı da bütünü açısından değerlendirebilecek düzeyde olması lazım. Sorularımızı hazırlamadan önce yapılması gereken önemli işlerden bir tanesi,